Herkese merhaba ve bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugünün turu çok özel. Arkamda görmüş olduğunuz uçak Boeing 767 özel jeti. Hayatımda gördüğüm en güzel özel jetlerden birisi. Ve biz buraya Florida'ya VIP Completions adında bir şirket tarafından davet edildik. Bu şirket bu uçağın hem içini hem de dışını tamamıyla yeniledi. Ve bizi de buraya davet etti ki bu uçağın bitmiş haline dolaşabilelim diye. 2 tane yatak odası, 2000 square foot'tan fazla iç alanı, dizaynı olsun ve özellikleri olsun gerçekten harika bir uçak ve şimdi turumuza başlıyoruz. Turumuza öncelikle bu uçağın dışarısından başlayacağız. Herkesi uyarmak istiyorum. Bugün acayip rüzgarlı. Mikrofonumuzu mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışacağız. Ama dışarıdan başlamak istedim. Çünkü bu Boeing 767 uçağı. Yani aslında bu ticari amaçla yapılmış bir uçak. Fakat burada özel uçağa çevrilmiş. Boyutunu göstermek istedim size. Şu an motorların birisinin yanındayım. Ufacık gözüküyorum. Yani inanılacak gibi değil. Kocaman bir uçak. Dış cephesine de baktığınızda çok güzel beyaz ve siyah renkten oluşan da böyle bir dizaynı var. Birazcık spor bir görünümü var. Sizi bir de buraya götürmek istiyorum. Bu da landing gear diyoruz. Yani işte inişte kullanılan tekerleklerinden ya da kısımlarından birisi. Yanında ufacık kalıyorum. Yani inanılacak bir boyut değil. Bu birisinin özel uçağı. Yenilenmiş tamamıyla 767. Dolayısıyla içerisi çok geniş. Biliyorum hepiniz de bu uçağın içerisini görmek istiyorsunuz. Ondan hemen içeriye geçelim. Ve şimdi de uçağın girişindeyiz. Sol tarafımızda ufak ilk mutfağımız var. Burada uçakta çalışanların oturduğu yer var. Ama önce sizi kokpite götürmek istiyorum. Çünkü her Türk gencinin hayalidir bu kokpite oturmak. Ben de oturacağım bugün. Devam ediyoruz. Erman'cığım gel sen de böyle istersen. Ve kokpitteyiz. Ben uçakları seviyorum. Burası da böyle heyecanlı, hoş bir alan. Yani buradan bütün uçağı yönetiyorsunuz. Bu arada benim Türk Hava Yolları da yıllarca sponsorumdu. Eski profesyonel sürücülük kariyerimde de böyle uçaklara, aviation'a da bir sempatim vardır hep. Boeing 767'nin de kabini nasıl, kokpiti nasıl derseniz görmüş olduk. Sormayın bana bunlar ne yapıyor bu düğmeler. O kadar da bilgili değilim. Çalışıyorum. Bir sonraki tur onları da öğrenirim. Şimdi geri çıkalım buradan birazcık daha. Burada da bir tuvaletimiz var uçak çalışanları için. Buraya da geldiğimizde bu bölgeyi ayırmak istiyorsanız güzel böyle deriden bir perde yapmışlar. Hep de bunlarda oturmak istemişimdir. Nasıl diye deneyeceğim. Gayet rahat. Vallahi ben burada da uçuyorum yani. Problem değil. En azından önde koltuk yok. Bir sıkışıklık, bir gerginlik yok. Bunu da sizin için bakın hemen bir denemiş oldum. Devam ediyoruz. Hemen mutfağa gelelim. Mutfağın mutfaklık halini bıraktık. Her yerde zaten kameralarımız var. Bizim ekip böyle her bir lens, ses sistemi. İşte ama burası mutfağı anlıyorsunuz yani. Kahve makinem var, dolabım var vesaire. Hemen Erman'cığım şurayı da gösterelim. Derseniz ki Enes bu uçakta çalışanlar nerede oturuyor? Burada oturuyor. Onlara da 10 numara yer yapmışlar. Deri koltuklu, her yeri suet işte kaplı. Burada da oturma alanı. Gayet hoş değil mi Erman'cığım? Kesinlikle. Aynen. Şimdi hemen turumuza devam ediyoruz. Girişte böyle güzel bir aydınlatmalı panelimiz var. Buradan da bakarsanız kocaman bir hol bizi uçağın sonuna kadar götürüyor. Burada hep depolarımız, ışıklarımız ve pencereler olduğu için duvarlar çok güzel bir şekilde suede materyallerle kaplı. Buradaki kapıda bizi ilk stateroom'a getiriyor. Bu yatak odası inanılmaz. Burada çift kişilik yatağımız var. Yerde çok rahat bir halı. Storage depomuz, televizyonumuz. Bu oda inanılmaz. Yani havada uçan bir yatak odası. Sanki penthouse'un içerisindeyiz ama dünyanın her yerine götürebiliyorsunuz. Ben hayatımda böyle bir uçak görmedim. Böyle bir uçağın içerisinde de bulunmadım. Dediğim gibi çift kişilik yatağımız. Bütün kontrolleriniz burada. Erman'cığım ne düşünüyorsun? Muhteşem. Zemin inanılmaz rahat. Yani bilemiyorum nasıl oluyor ama. Halısından dolayı çok rahat değil mi? Bir şey var altta abi. Çok rahat. Çok rahat. Böyle uçmayı düşünebiliyor musun? Burası uçan ev.
Uçan ev bence bu. Bence uçan ev. Yani inanılmaz bildiğiniz yatak odası burada. Hatta gardıroplarınız var. Her şey suede ile kaplı. Yani suede'in Türkçesi neydi abi? Süet. Süet ile kaplı ya da deri ile kaplı. Bütün tahta paneller çok güzel parlıyor. Burada bu arada pencereleriniz var doğal ışık için. Hatta Erman'cığım şunu gösterelim. Bulabilirsem bunu da bulmak biraz zor. Perdesi de böyle kapanıyor istiyorsanız. Ona da ayar çekebiliyorsunuz. Şimdi devam edersek söyledim. Burada bütün kontrolleriniz var. Televizyonunuz vesaire için. Buraya da geldiğimizde ilk banyomuz var. Bu banyo inanılmaz. Bir defa boyutu zaten çok geniş. Yerler ahşap. Burada böyle bir makyaj alanınız var. Burası böyle kibar bir oturma yeri gibi gözüküyor olabilir. Değil. Tuvalet. Oturma yeri de ama tuvalet. Hatta oturayım sizin için. Yani düşünemiyorum böyle uçak, böyle bir uçakla uçup böyle oturmayı. İki tane lavabosu olan bir banyo alanı. Muslukları, aynası, ışıkları, tahta panelleri. Hatta burada havlulukları da direkt kabinlerin üzerinde. Harika, hatta şöyle göstereyim meraklılarına. Suyu falan da var yani. Daha da inanılmazı, duşu var. Yani hem duşu var, normal duş başlığı, yağmur başlığı, akarı çok güzel bir şekilde saklı. Bildiğiniz ana yatak odası yani, inanılmaz. Şimdi geri çıkalım, buradan tekrar devam edelim. Bu odanın kendine özgü bir de oturma alanı var. Bu ana yatak odası olduğu için olur da ana yatak odasının kendine özel bir oturma alanı olsun diye böyle bağlantılı bir oda yapmışlar. Ama ana hol sizi de buraya getirebiliyor. Yani bu odaya da direkt gelebiliyorsunuz. L şeklinde burada çok güzel bir koltuğumuz var. Bir tane biz buna recliner chair diyoruz. İşte yani kalkabilen uçak koltukları ya da yükseltilebilen, alçaltılabilen. Her şey çok rahat. Bütün bu masalar katlanıyor. Gerekirse ki... Çok rahat bir şekilde de burayı iyi kullanabiliyorsunuz. Yükseltip ana yemek masası, alçaltıp kahve masası yapabiliyorsunuz. Köşede buzdolabınız var. Ve kullanılan bütün yüzeyler, deriler olsun, halı veya bu kumaş kaplamalar hepsi Loro Piana'dan ya da Garrett Leather diye çok özel bir aviation şirketi tarafından sağlanıyor. Böylece yani her dokunduğunuz yer zaten çok güzel. Erman'cığım da eminim her yere bir dokunmuşsundur abi, değil mi? Kesinlikle. Bu derilerin yanmama mı özelliği vardı, bir şey vardı sanıyorum. Aviation grade diyorlar. Yani uçuşa uygun, uçağa uygun malzemeler, yanmıyorlar, çok durable'lar yani kolay kolay yırtılmıyorlar vesaire. Her şeyi özel. Zaten uçakların yenilendiğinde inspection'ları da çok zor. Ona göre yani böyle bir şeyi yapmak, böyle bir yenilemeyi koordine etmek olay iş değil. Bunu yapan şirket hakikaten VIP Completions çok güzel bir işçilik çıkartmış burada. Televizyonu da var. Erman'cığım düşünebiliyor musun? Bir salona geçeyim, uzanayım. Şurada arkadaşlarımla. Zaten böyle bir uçağın normal özel uçaktan en büyük farkı da bu. Yani şimdi özel uçağın olsa oturuyorsun buraya. Çok güzel, tamam. Ama böyle çok da hareket edesin gelmiyor. Zaten herkesin bir koltuğu var. Burada bir uzanayım. Bir geleyim televizyon izleyeyim. Dur bir yemek yiyeyim. Bir kahvaltımı açayım. Diğer özel jetlerle yan yana olan bir videomuz da var. Burada onu çektik. Onu da buraya ekleriz. Bu aradaki farkı görmeleri açısından izleyicilerin. Şimdi boyut karşılaştırılamaz. 4 kat büyük. 4 kat büyük. Yani bu bildiğin Air Force One style böyle hana bir uçak yani. İnanılmaz, tura devam. Devam edelim. Devam. Buraya geçiyoruz. Burada bir tane daha oturma alanı var. Oturma alanı diyorum ama aynı zamanda da burası ikinci yatak odası. Şimdi diyeceksin ki Enes, burası yatak odasına benzemiyor. Benzemiyor aslında, şöyle yatak odası. Bu üç koltuğun arkasında çekerek açılan bir de çift ranzalı yatak sistemi var. Yani istediğinizde burada 6 kişiyi de uyutabiliyorsunuz. O da enteresan bir çalışma. Burada bir tane duvarın içerisinde paneli olan bir televizyonumuz var. Yine dolaplarımız. Erman'cığım şunu bir gösterebilir miyiz? Her bir yerde de bu su koymak için yerler var. Lüks nereye gitsek şu Fiji Waters'ı da yapamıyorlar. Yani illa Fiji olacak. Yani normal suyun şifası yetmedi. Fiji olsun, daha güzel olsun. Ama yani işte bu masaların katlanması, bu koltuklardaki ne güzel kemerlerin oluşu, dolaplar, her bir dokunduğunuz yere süet olması, yukarıdaki bu dolapların çok güzel bir şekilde saklanıp deriyle kaplanmış olması, Alto Aviation müzik sisteminin oluşu. Ben hayatımda böyle bir uçuş, böyle bir uçak görmedim, denemedim. İnşallah belki bir gün nasip olur. Bir sonraki videoda uçarız. İnşallah. İnşallah, değil mi Erman'cığım? Bir süredir bahsediyordun bu uçak turundan. Aynen. Allah nasip etti. Çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu değil mi? Geldik buraya. Siz bir de bizim buraya nasıl geldiğimizi bilseniz. Biz dün Malibu'da çekim yaptık. Bütün gece buraya uçtuk. Erman, ben, bütün ekip 1,5-2 saatlik uykuyla duruyoruz. Ama bizim ekibin en önemli, en değerli özelliği herkesin yüzünde gülme. Herkes işinden çok mutlu. Biz uçak çekeceğiz dedik. Ne yaptık, ettik, hallettik. Bu arada bu uçağın piyasa değeri de 40 milyon dolara yakın.
40 milyon dolarlık uçak çektik. Öyle ufak jetle falan da başlamadık. Yani birazcık hava atacağım şimdi. Takım çok iyi. Direkt anajetten başladık. Bunu zaten daha iyisini nasıl bulacağız? Allah kerim. Onu da artık bakalım. Çok konuştu. Devam edelim Ermancığım. Şimdi ikinci yatak odası dediğim için buranın da böyle yine full size bir banyosu var. Full size'dan kastım burada iki tane lavabosu var. Mermerden çok güzel tezgah, ayna içeriye gömülmüş, ışıklandırılması. Yine oturma alanı ve tuvaleti. Allah'ım bu çok kibar. Ben öleceğim bu detaya. Çok hoşuma gitti. Yani böyle bugün dolaşırken kendime dedim. Yani böyle bir şeyle uçmak ne kadar inanılmaz. Yani bu uçuş değil ki. Kocaman bir salonda yürüyorsun. Odadan odaya geçiyorsun. Bir duş alıyorsun. Bir bornozunu giyiyorsun. Böyle enteresan bir tecrübe. Sizle de paylaşmış olduk. Ermancığım sen istersen şöyle gel. Ben de böyle geçeceğim. Ana hulümüze geri geldik. Şimdi devam ediyoruz. İstiyorsanız bu uçağın sahibinin bölümünü de ana bölümlerden kapatabilirsiniz. Böyle çok güzel deriden de perdeler yapmışlar. Burası da sizi ana salon ve ana yemek odasının olduğu yere getiriyor. Burası biraz daha işte ailecek, grup olarak zaman geçirdiğiniz yer. Ondan burayı da böyle çok açık, ferah bırakmışlar. U şeklinde bir deriden koltuk yapmışlar. Yine her yerde dolaplarınız, kontrol için iPad'leriniz, 80 inçlik televizyonunuz, kahve masanız ortada. Yani insanın şuraya oturup ayağını uzatıp öyle basketbol maçı falan izleyesi gelir. Ya bu nedir yani? 32 yaşındayım. Bu kanal sayesinde vallahi hepimiz de böyle hayatımızda yaşadığımız tecrübeler yaşadık. Bugünü de gördüm ya yani. Mutluyum. Ne diyeyim? Yok ben de hiç beklemiyordum yani bu kadar büyük bir uçakla çekip başlayacağımızı. Bu arada bizim kanalımızı uzun zamandır takip etmiyorsanız bu bizim ilk uçak turumuz. Hem Türkçe'de hem İngilizce'de direkt Boeing 767'den başladık. Bu şey yani ne bileyim araba turu yapacağız deyip direkt Rolls-Royce'un en pahalı modelinden başlamak gibi bir şey oldu. Bu arada uçakla ilgili birazcık bilgi vereceğim. Erman sen de merak ediyorsun biliyorum bu konuları. 1. 33 kişi uçabiliyor bu uçakta. 17 kişi uyuyabiliyor. Minimum 2 tane hostese, 2 tane de pilota ihtiyacım var. Ana pilot ve co-pilotu. Rakama gel. Saati 12 bin dolar. Bu uçağın aktivasyonu. Yani bu uçakla 12 saat bir yere uçtuğunda 144 bin dolar maliyeti sadece. Uçuş maliyeti. Başka neyi var? 12 saat yakın uçabiliyor. Yani çok rahat bir Los Angeles, İngiltere yapabiliyorsun. Avrupa'nın ortasına kadar hatta belki Türkiye'ye kadar bile uçabilir Miami'den. Range'i yani gayet geniş. 38-40 milyon dolar civarında da bir fiyatı var. Bu arada bu uçak satılık değil. Bu uçağın sahibi çok kibar birisi. Çok da uçağını severek yapmış, gurur da duyuyor. Sağ olsunlar şirket tarafından da bize izin verdiler. Biz de zevkle geldik. Zaten keyifli tur yapıyoruz. Hem onlar için güzel bir PR oluyor. Hem bizim için de harika bir tur oluyor. Bizim için de böyle güzel bir tecrübe oluyor. Sizle de paylaşıyoruz. Şimdi U şeklindeki oturma alanımız keyifli dedik. Yemek masasına gelelim. Ermancığım ben oturacağım. Bu yemek masasını böyle yaptılarsa ben de oturup keyfine varacağım. Yani şu masanın dizaynı. 7 tane uzayan yatan koltuk dizaynı. Derinin güzelliği. Biz buna piping diyoruz İngilizce'de. Bu siyahtan da güzel çizgiler dikmişler etrafına. Güzel böyle siyah beyaz kombinasyonu yapıyor. Dışarıdaki gibi. Bu kadar pencerenin getirdiği doğal ışık. Mood lighting. Bir tane daha televizyon. Ben burada yemek yesem vallahi hayatımı bir sorgularım. Yani bazı şeyleri düşünürüm. Eğer böyle şeyleri yaşıyormuş olsam ya da sürekli özel uçaklarda olsam söylerim, dürüst olurum. Ben hayatımda böyle bir uçağa binmedim. Dolayısıyla birazcık da bir şok efekti var hala üzerimde. Ermancığım başka unutuyor muyum abi ben? Böyle uçak bitiyor sanki hani uçak, bitmesin. Benim aklımda aslında bir şey var. Mesela bazı uçaklar içerisine araba da alabiliyor. Tabii. Bu uçağın nasıl bir kargo boyutu var? Araba alamıyor fakat 200'e yakın bagaj alabiliyor. Çok büyük bir kargo alanı var. Tahmin ediyorsun bu 767 wide body. Yani bu bildiğin ticari bir uçak. Buna normalde yanlış değilsem ben neydi? 2-3-2 koyuyorlar bunlara. Yani bu gayet geniş bir uçak. Tahmin edemiyorsun bunda çok rahat 200 kişi uçar. Adam bunu 33 kişi için özel bir uçak yapmış. Dolayısıyla bütün o amenitiler de sana kalıyor. 2 tane mutfağı var. Önde ufak mutfağını gördük. Arkada ana mutfağını göreceğiz. Her bir şey var. Arkada da hoş bir sürpriz var bu arada. Onu da göreceğim. Biliyorum sen de beklemiyorsun bu detayı. Şimdi bu ana geniş salonumuz arkada da olur da biraz daha böyle intimate, biraz daha ufak bir oturma alanı olsun diye 8 kişilikte bir koltuk dizayn yapmışlar. 2 de masamız var. Yükselebiliyor, alçalabiliyor, katlanabiliyor. Niye katlanıyor derseniz koltuğunuza rahatça geçin diye. Ferah burada yukarıda dolapları korumuşlar ki işte
çantanızı koymak istersiniz vesaire diye. Gördüğünüz gibi uçak da bayağı güzel ışık alıyor. Bir de böyle hafif tonlardan ışık yapmışlar ki içi ferah. Ve ben arabalarda da böyle beyaz renk deriyi çok severim. Zevkli bir şekilde yapmışlar değil mi Ermar? Yani kesinlikle. Renk kombinasyonları vesaire. Çok hoş olmuş, çok kibar olmuş. Başka artık ne sorunuz var? Umuyorum her şeyi de bu arada cevaplamaya çalıştım. Cevaplayamadıysam yorum yazın, cevaplayacağım. Derseniz ki Enes şunu anlatmadın. Ne dedik işte 12 saat yolculuk yapıyor. Cruise'unu anlattık, kaç kişi uçabiliyor, piyasa değeri. Bunu VIP Completions diye bir şirket tamamıyla yenilemiş. Onların da işi ne derseniz, onlara gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben Boeing Business Jet istiyorum. Şu kadar olsun, şu kadar da bütçem var. Onlar gidiyor, size uçağı buluyor. Sizin için negotiation'ı yapıyor, pazarlığını yapıyor. Uçağı alıyor, uçağı import ediyorlar Amerika'ya. Getiriyorlar buraya, söküyorlar. Dış cephesinin boyamasını, motorunun upgrade'ini yapacak insanları buluyorlar. İçinde kendileri yapıyorlar. Anahtar teslim, size uçağı veriyorlar. Bu gördüğünüz uçakta anahtar teslim bir Boeing 767 yani 767. Devam ediyoruz. İki de televizyon var burada. Tur bitmiyor hemen. Burada bir tane banyo var. Bunu göstereceğim. Şimdi iki tane çok güzel banyoyu gördünüz. Bu az gelir. Bu normal uçak banyosu. Ama bunu da çok güzel yapmışlar. Mermeri, oturma alanı vesairesi. Hakikaten böyle dizaynı hoş olmuş. Buradan da devam edersek böyle ışıklı bir duvar panelimiz var. Uçağın girişinde de var bu panelden. Sizi ana mutfağa getiriyor. Ben de hep merak etmişimdir bu ana mutfaklarda neler var, ne özellikleri var diye. VIP Completions ekibi de bana güzelce anlattı. Bildiğiniz normal mutfak gibi. Bulaşık makinesi var, buz yapma makinesi var, buzdolapları, işte sıcak su alanı, soğuk su alanı, kahve yapması, fırını, her bir detayı var. Burada da işte ekstra dolaplarınız vesaireleriniz, bardaklarınızı, çanaklarınızı koyduğunuz yer. Ermancığım şöyle sen bu köşede dur, ben şuraya gideyim. Burada da böyle bir özel mekanizmamız var. Şimdi bu ne dersiniz? Diyelim ki ufak bir piste indiniz. Size getirebilecekleri bu kadar yükseğe çıkan bir merdiven yok. Merdiven arabası yok. Bu uçağın kendi merdiveni var. Burada roy üzerinde kayıyor. Bir düğmeye basıyorsunuz aşağıya açılıyor. Çok rahat bir şekilde uçaktan da inebiliyorsunuz. Bunu bile düşünmüşler. Yani ne diyeyim, harika bir gün oldu. Çok da güzel bir uçak dolaştık. Ve turumuz da burada bitiyor. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. VIP Completions'a çok teşekkür etmek istiyorum bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için. Kendileri bu uçağı 6 ayda bitirmişler. Bana da sorarsanız çok da güzel bir iş çıkartmışlar. Onlarla da ilgili bilgileri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Son olarak da eğer bu videoyu beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.